Meclis Başkanımız anayasa tartışmaları bağlamında kendi kanaatlerini ortaya koymuştur, düşüncelerini ortaya koymuştur. Şahsımla ilgili ise benim biliyorsunuz ta başbakanlığımın başından itibaren bu konudaki düşüncelerim bellidir. Hele hele Mısır'daki yaptığım konuşma bu konuda çok çok önemli. Kurucusu olduğum partimin de programında bu zaten çok açık net yer almaktadır. Ve buradaki bütün gerçek şudur. Yani devlet tüm inanç gruplarına inançlarını yaşama hususunda eşit mesafededir. Ve laiklik budur. Ve bunu bizler partimizi kurduğumuz zaman tüm dünyadaki laik sistemleri inceleyerek ki bunlar da zaten biliyorsunuz bir Anglo-Sakson laiklik, Kara Avrupa'sının laiklik anlayışı, bütün bunları inceleyerek bizler partimizin bu konudaki anlayışını o zaman programımıza yerleştirdik ve Cumhurbaşkanlığı adaylığımda da yine bizim Cumhurbaşkanlığı'nla ilgili beyannamemin içerisinde de bunlar var ve bu konuda Türkiye'de şu andaki bu müzakere bence ülkemizin gündemini çok farklı yerlere çekme gayretinden başka bir şey değildir diye düşünüyorum. AK Parti hiçbir sıkıntımız yok. Fakat bu bölgeler laikliği anlamada, tanımada inanıyorum ki şu anda bir müzakerenin veyahut da bir tartışmanın içerisinde olacaktır. Ben laikliği dinsizlik olarak kabul etmiyorum. Laikliği din karşıtlığı olarak kabul etmiyorum. Partimin programında laiklik tanımı şudur. Kişi laik olmaz. Devlet laik olur. Bir Müslüman olarak laik bir devleti yönetirken bütün inanç gruplarına devlet eşit mesafede olur. Müslümana da, Hristiyana da, Museviye de, ateiste de. Ve bütün inanç gruplarının inancı o devletin güvencesi altındadır. Bizim anlayışımız bu.